Mahkemeleri yaklaşık 72 bin kişi yargılandı o yıllarda kurulan 12 İstiklal Mahkemesi'nde ve on binlerce kişi de ceza aldı. İstiklal Mahkemesi tutanakları tam 95 yıldır mecliste yerin 4 kat altında özel bir odada sır gibi saklanıyordu. Bu mavi dosyaların içinde ne var diye soracak olursanız işte İstiklal Mahkemesi'nin karar defterleri, yani bunlar var. Bu karar defterlerini de şu an ilk kez ATV ekranlarından izliyorsunuz. Açmıyoruz. Ve duyduğunuz gibi de açmamız yasak. Her ne kadar Osmanlıca da olsa, eski Türkçe de olsa bu defterleri açmamız yasak. Peki neden? İnceleme yapma yetkisi Sayın Başkan'ın vereceği izne bağlıdır o yüzden. Peki şu an elimde benim. Burada çekim iznim de var. Açsam bir sayfasını kameraman arkadaşıma göstersen. Müdahale ederiz, açtırmayız. Dönemin zabıtları şimdi gün yüzüne çıkıyor. Tasnif edilen on binlerce sayfalık tutanaklar günümüz Türkçesine çevrildi ve 10 ciltlik bir kitap haline getirildi. Kitaplarla birlikte Topal Osman'dan İskilipli Atıf Hoca'ya, Rıza Nur'dan Çerkez Ethem'e kadar pek çok tarihi kişiliğin yargılandığı mahkemelerin zabıtları ilk kez kamuoyuna açılacak. Şeyh Sait ayaklanmasına yönelik dava dosyası işte burada. Şark İstiklal Mahkemeleri başlığı altında dosyalanmış, arşivlenmiş. Hemen arkasındaysa İskilipli Atıf Hoca isyanına yönelik Ankara İstiklal Mahkemelerinde görülen dosyalar var. İşte şimdi bu karanlık dönem tamamen aydınlanmış olacak. İstiklal Mahkemelerinin o zamanki gücünü anlamak için Osmanlıca yazılı bu tabelayı okumak yeterli aslında. Ankara İstiklal Mahkemesi'nin hemen girişinde bulunan bu tabelada İstiklal Mahkemesi mücahadesinde, yani mücadelesinde yalnız Allah'tan korkar yazıyor. İstiklal Mahkemelerinin zabıtlarının bir bölümü internet üzerinden de yayınlanacak. Ancak tutanakların meclise gönderilmeyen, hala Genelkurmay arşivinde bulunan bir bölümü daha bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gururu komandolar Kayseri'de Mızrak 2 arazi tatbikatını gerçekleştirdi. Paraşütle düşman hattına sızan Mehmetçik tatbikatın her aşamasını başarıyla tamamladı.